Peki bir şey soracağım. Türkiye'de dolar kaç para şu anda? 6-12 falan herhalde. 6-12. Peki bu mesela Avrasya Tüneli'ne yapılan zam öncesinde ne kadardı? 5.80'di. 5.95'ti hatta, öyle hesaplayalım. 4 ile çarpar mısın 5.90'ı? Kaç çıkar abi? Hadi 6 ile çarpar. 6 ile çarpar, 24 çıkar. 24. Niye biz 36 lira ödüyoruz Avrasya Tüneli'ne? 4 dolar normalde bizim ödememiz. Çünkü 4 dolar değil aslında. Bak 4, sonra ona bahane uydurmaya çalıştılar. 4 dolar artık kadev. 4 dolar, 4 dolar. Anlaşma 4 dolar. Sadece dolar 6 lira değil. Problem orada. Enteresan. Bak taahhüt 4 dolar. Enteresan. Ama dolar 6 lira değil. Bu devletin dolar itirafı aynı 4 zamanda. 4 kere 9 diyorsun. Tabii 9 liradan hesap yapıyorlar. Doların 9 lira olduğunu kabul ederek hesap yapıyorlar. Güzel bir yerden yakalamışsın. Buna ne diyorsunuz? Ben dolar birim fiyatını arttırdılar diye düşünmüştüm. Hayır, 4 dolar. O net. Yani anlaşmada 4 dolar. Ama 36 lira ödüyoruz biz. Bu da ayrı bir garabet. Bence bu ayrı bir garabet deyip üstünü kapatma. Bu bence son derece kritik bir nokta. Abi ben kararımı verdim. Yeni ihale olursa, köprü ihalesi, Avrasya Tüneli ihalesi falan filan, ben gireceğim ihaleye. Tabii onda biliyorsun 50 tane yeterlilik arıyorlar. En son Türk Hava... Bence bir tane yeterlilik var. Tabii canım. en son şeyi biliyorsun. Yangın söndürme uçaklarını kiralıyorlar. Onu duymamış olabilirsiniz diye söylüyorum. Şu büyük yangındaki hikaye. Tabii. Türk Hava Kurumu'nun uçakları 4900 litre su taşıyabiliyor. Ki çok iyi bir kapasite. Uçakların minimum 5000 litrelik bir kapasiteye sahip olması gerektiği söyleniyor. Ve Türk Hava Kurumu eleniyor ihaleden. Ondan sonra da zaten o büyük yangında hatırlıyorsunuz. Feasible bu değil son ihale. İddia oydu. Feasible değil diye uçmamışlar. Tabii ama bu son ihale. Bugün yapıldı bu ihale. Türk Hava Kurumu ne? Hı? Türk Hava Kurumu biliyorsun. Atatürk'ün kurduğu bir kurum olduğu için rahatsızlık yaratıyor. Belki de. Devam et hocam. Yok. Bu kadar abi. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Diğerini de açacağım yani. Da birkaç üçgen oku istersen. Tamam olur. Hemen bakayım. En başa döneyim o zaman. Sizin konuştuklarınızdan. Altın şahlandı. Arayı 5 boy açtı. Hülo ver mehteri ver demiş. Ne diyorsunuz diyor. Yani altının yükselmesi, yani işin finansal tarafı bir kenara, bir insanların güvenli liman aradığını gösterir aslında. Evet. En basit tercümesi bu. Altının yükselmesinin tek bir sebebi var arkadaşlar. Tek ve net bir sebebi var. Koronavirüs. Tabii dünyada koronavirüs, güvenli limana çekiliyor. Koronavirüs başladığından beri altının yükseleceğini zaten söylüyorduk. Bundan sonra daha da yükselecek. Yani burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Altındaki yükseliş zirve yapmış falan değil. Hani böyle, çünkü bu finansal bir hareket değil. Finansal bir hareket olsaydı çok sert bir yükseliş bu. Yani geçen işte bundan iki hafta önce 1560 dolar olan altın onsu 1600'ün 1680'e gelmiş durumda. Bu çok ciddi bir yükseliş. Evet, orada kar realizasyonu gelirdi. Ama bu finansal bir çıkış değil. Onu özellikle belirtelim. Bu tamamen koronavirüsün ve işte o jeopolitik bütün risk yani. Algısının etkisi. Artı işte Suriye'den acaba bir dünya savaşı da çıkabilir mi etkisi. O nedenle bu kriz devam ettiği sürece, bu hastalık bu denli yayıldığı sürece altındaki yükseliş devam edecek. Bence yolun daha çok başındayız. Bu arada altın son dakika haberi vardı ben gelmeden önce. Çin bir açıklama yaptı. Gerçi bizde de bulunduğu söyleniyor. Bununla ilgili aşıyı bulduklarını, Şubat sonu ve Mart ortası bu işi halletmiş olacağını fark ifade etmez. Çok, bu şeye benziyor. Yani tamam, bir çözüm bulunsa da bu işe, kaza oldu artık. Yani çok o ciddi ayrı. Bir hasar var. Kastettiğim bu hasarın etkilerini görmeye devam edeceğiz biz. Yani biraz da şunu da altını çizmek lazım. Olay çok ciddi ama goy goyu da var. Yani finans piyasaları sarılacak hiçbir hikaye bulamadılar ve buna sarıldılar. Güzel buradan kar realizasyonu yapanlar da var. Ya doğru, para kazananlar da var. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani ben de ilk başta senin dediğin gibi düşünüyordum. Çok fazla ülkeye yayıldı. Çok hızlı can alıyor. Çok büyüyor. İtalya'da 4 kişi öldü biliyorsun. Hı hı. İran'da 12 kişi öldü. İşte Asya ülkelerinde
Güney Kore'de keza 4-5 kişi öldü. Şu anda bu sayılar bize çok düşük gibi geliyor. Yok, ki istatistiklere... Her insan değerlidir, o ayrı konu. Bu insan sayısı olarak bakma buna. İstatistik olarak bak buna. İstatistik olarak çok düşük görünüyor. Yani çünkü herhangi bir gripten de bu kadar insan hayatını kaybedebilir. Buradaki kritik nokta şu. Çin'de de 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi falan diye başladı bu iş. Çin'e yaklaştı galiba. Sonra çok hızlı arttı ölümler. Keza İtalya'da mesela 130 vaka görülmüş. Avrupa acayip teyakkuzda falan. İran'da çok ciddi sayı artıyor. İşte bütün bunlar bir araya gelince korku büyüyor. Ve bir örnek var önümüzde. Yani 1918 yılında İspanyol gribi yaşanıyor. Hmm. Daha önce de söylemiştim. Bir de bu böyle bir zincir yaratıyor kendi içerisinde. 1918 İspanyol gribi, 1928 büyük buhran, 1938 İkinci Dünya Savaşı. 39. 48 bitiş. 39 büyük buhran. Yani 10 yıl Dünya Savaşı. 10 yıl arayla bu tür tahribatlar birbirini doğurmaya devam ediyor. O anlamda da çok önemsiyor. IMF Başkanı'nın da bu konuyla ilgili açıklaması var, vurgusu var. Bence önemli. Devam et hocam. Grup dağıldı herhalde demiş. Trafikten dolayı ben dağıldım. Kusura bakmayın o anlamda. Bu grup yayın olsa da olmasa da dağılmaz, merak etmeyiz. Biz normal hayatımızda da arkadaşız. Emeklilerden de kesinti yapılacakmış, Yunanistan'a mı döneceğiz diye soruyor Ayşe Yağmuran. Valla şimdi kesintiden ne kastettiklerine bağlı. Hocam ne diyorsun? Bence zaten kesintinin büyüğü yapılıyor dolaylı vergilerle. Ama durum bu sene daha vahim gözüküyor. Geçen seneki bütçe açığını kapamak için biliyorsun çok enstrümanlar kullandılar. Ve bayağı halkı borçlandırarak kapadılar. Bu sene delik daha da büyük. Ve ben inanıyorum ki bu deliği kapamak için yeni yeni vergiler icat edecekler. Geçen hafta konuşuyor, bekarlara da vergi veriyorlar. Evet, öyle yani kaynak yaratmak lazım. Bu kaynağı da içten yaratmak zorunda. Ve içten bunu yaratmanın tek yolu da vergiler. Tahakkuk ettirir, tahsil eder mi? Tartışılır. Evet. Ya şöyle, bence emeklinin emekliye yeni vergi gelebilir, kesintiler gelebilir falan. Ama emekliler de biraz kendilerini bu süreçte herhalde gözden geçirirler diye düşünüyorum. Mutlaka. Neyi hak edip neyi hak etmediklerini, o büyük bir sen kısmın. Sen geçen hafta rahatsızdın, burada mutluluk endeksini konuştuk. 65 yaş ve üzeri, tabii istatistiklere göre, şeye göre, araştırmaya göre, yoksa çok bu konuda serzenişte olan insan olduğunu biliyorum. Mutluymuş, en mutlu onlarmış. 10 kişiden 7'si galiba, değil mi? 7'si miydi? Evet. Geleceğe güvenle bakıyormuş Türkiye'nin falan filan gibi. Kaç yaşındakiler? Bu bütün Türkiye bu. Ve 60 yaş falan dedi ya onun için. 65 yaş ve üzeri en emekliler mutlu. En mutlulardan biriymiş. En mutlulardan birisiymiş, anladım. Gibi gibi. Ya ben zaten bu ülkede bu emeklilerimizin bu kadar mutlu olmasından kaygı duyuyordum. Bu anlamda bir kesinti olması hayırlı olur diye düşünüyorum. Ya tabii bunlar doldur boşalt haberler. Yok yok, bir an önce olsun. Bir an önce onları daha da mutlu etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de özellikle bu Almanca bir kesim var. Onlar Almanya'dan maaşlarını alıyorlar, Almanya'da yiyorlar. Öyle demeyeceğim ama sen de öylesin. Ben Almanca olduğum için rahat konuşurum. Yani en azından annem babam öyleydi rahmetli. Allah razı olsun. Baba, anneme de buradan sevgilerimi yolluyorum. Mesela o Almanca kesimde mesela mevcut iktidarı falan böyle yere göğe sığdıramıyor. Türkiye'de her şey çok güzelmiş. Onlardan da ricam, o Almanya'daki falan emekli maaşlarını bir zahmet bıraksınlar, Türkiye'ye gelsinler. Buradaki emeklilerin aldığı maaşla bir geçinsinler. Onların göreyim ben gözlerini. Ya bir bunun ya için, o bakamozan gözleri nasıl bakacak? Bunun için temenni de bulunmana gerek yok ki. Biliyorsun Türkiye'nin Hollanda ile bir kavgası olmuştu. Bir de onlar niye oy kullanıyor? O ayrı zaten, bence de çok dramatik. Niye oy kullanıyorlar? Yani? Hollanda ya tepki gösterdi oradaki Türkler. Hollanda hükümeti tek bir şey dedi. Gidin dedi. Kaç kişi geldi? Peki gelmeyenler niye benim kaderim üzerine ahkam kesiyor? Ben gidip mesela Almanya'da Merkel'le ilgili bir dahilde bulunabiliyor muyum? Evet, vatandaşımızdır, yurttaşımızdır da
Yaşadığın yerde oy kullanacaksın. Bu işin pratiği budur. Yurt dışından niye oy kullanıyorsun? Hayır, benim anlamadığım. Mesela emeklilerin hemen sesi yükselmeye başladı. O 60 yaş üstüne ulaşımı paralı yapacağız falan dediler. Hemen sinirlenenler falan. 60 yaşındaki insanların niye ulaşım bedava? Öğrencilerin bedava olsun, gençlerin bedava olsun. Daha verimli onlar. Kusura bakmasınlar. Ellerini taşın altına koysunlar bakalım biraz. O zaman da böyle düşünecekler. Bu arada bir dakika, orada da bir düzeltme yapalım. Bedava zannediliyor ama bedava değil. Bedavaydı, hayır, bedavaydı. Kart belediye o paraları var. Ödüyor. Ha tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bedava diye düşünülüyor ama bizim İETT'nin de belli şeyleri, mesela İstanbul için konuşursak özel sektöre, İstanbul Ulaşım AŞ'ye geçtiği için o bedava geçmiyor. O kişiden para çıkmıyor. Bütçeden karşılanıyor onların geçiş ücretleri. Ya bu ülkede veya bu ülkenin dışında elini taşın altına koymadan ukalalık yapan insanların bence bu ülkenin şartlarına çekilip bir kez daha ukalalık yapıp yapmayacaklarını görmek lazım. Evet.